Herkese selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle belli başlı konul başlıklarını işleyeceğiz. Bana deli dediler, bırak da desinler kara kediler. Girdi aranıza para dediler, düştün gözünden yara dediler, kara dediler. Bildiğiniz üzere dahiliyedeyim. Belki bilmiyorsunuzdur orasını pek kestiremiyorum ama dahiliye stajındayım. Ve şunu bilin dahiliye ölümdür. Bu arada elimdeki peçete ve konu başlıklarını peçeteye yazdım. Evet niye peçeteye yazdım? Çünkü istek şarkı hesabı. Neyse. Dahili ölümdür. Neden ölümdür biliyor musun? Bak. Görüyor musun? Burada 1500 sayfa var. Yaklaşık 1500 sayfa var. Ve bu 9 haftalık bir dilim. 9 haftalık bir dilimde 1500 sayfa çalışıyorsun amfi dersleri. Üstüne üstlük sabahları da hasta başı uygulamalarımız var. İşte hocayla beraber gidiyoruz. Uygulama, pratik vesaire yapıyoruz. Artık o kadar bir bıkkınlık geldi ki dedim bunu bir videoya dökeyim. Ve devam edeceğiz. De değişik konu başlıklarımız da var bu arada. Abi hani zaman kalmıyor. Hani tamam eyvallah dahiliye tıbbın babası gibi bir şey. Bir de pediatri de anası derler. Ancak hiçbir zamanımız yok ya. Okula git okula gel. Okuldan dön ders çalış. Yat. Tekrar. Bütün gün böyle. Şöyle bir kötü özellik de var. Orada bu Küba bayrağı galiba değil mi? Küba. Neyse. Bu ilginç bilgiyi de verdiğimize göre devam edelim. Benim evim okuluma 1 saat uzaklıkta. Minimum 1 saat 10 dakika vesaire. Şu an İstanbul'da baya yağmur yağdığı için de sağ olsun tramvaylar çok hızlı hareket ettiği için daha erken gidiyorum. Çok erken gidiyorum okula. Bunları da hesaba katınca bittim gibi bir şey. Öldüm öleceğim. Aha. Gömün beni şuraya. Gömün beni çukura. Çukura gömün. Burada arada kendime bakıyorum. Önden çektiğim için hani kameraya bakamayabilirim. Pardon. Gelelim ikinci şeye. Yalnız mıyız? Mutlak yalnızlık. Biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz yine aynı şeye döndük. Ankara'ya gitmiştim. Ankara'da da Ertan Sinan Şahin ile buluştum. Kendisinin bir fizik kanalı var. O abimizle bayağı iyi muhabbet ettik, sohbet ettik. Bayağı iyi bir samimiyet kurduk. 3-4 saat konuşmuşuzdur minimum. O 3-4 saat içerisinde de bir konuya değindik. Bu arada fizik öğrenmek istiyorsan... Hani ben fiziği nasıl öğreneceğim diye bana mesaj atıyorsun. Ben de sana söylüyorum. Fiziği nasıl mı öğreneceksin? Gir Ertan Sinan Şahin'in kanalına... Abi adam her şeyi anlatmış. Beğenirsen devam et. Benden tavsiye devam edelim. Orada bir konudan bahsettik işte bir sonlara doğru işte sohbetimizin muhabbetimizin sonlarına doğru. Dedi ki insan mutlak yalnızdır dedi Ertan abi. Şimdi Ertan abi de boş bir insan değil yani ODTÜ de fizik doktorası yapıyor. Yani masterını yapmış ODTÜ de fizik okumuş gitmiş yurt dışında yaşamış falan vesaire. Boş adam değil dedim nasıl yani. Dedi ki ya dedi, yani şöyle anlatayım ilk başta. İnsanlar yalnızlığını nasıl giderir? Birbirleriyle iletişim kurarak. Ya dedi bizim kullandığımız iletişim yöntemi buna iyi imkan vermiyorsa. Yani konuşuyoruz. Ben şu an sizle konuşarak bir iletişim kuruyorum değil mi? Bu yöntem ya yeterli değilse. Yani bu yüzden insan sürekli yalnız hissediyorsa. Düşündüm. Önce bir mantıksız geldi. Sonra dedim mantıklı olabilir. Ya çünkü belli başlı yalnızlık tipleri var. Ne mesela bir ortamın içindesindir, kimse senle konuşmaz, yalnızsındır. Yine bir ortamın içerisindesindir, herkes senle konuşur ancak sen yalnızsındır. Yani içsel yalnızlık yine yalnızsındır. Bir ortamın içerisindesindir, kimse senle konuşmaz, üstüne üstlük sen de yalnız hissedersin. Bu double yalnızlıktır. Ancak bir ortamın içerisindesindir tekrar. Kimse seninle konuşmaz. Ancak sen yalnızlık hissetmezsin. Mesela bu yalnızlık değil. İçsel yalnızlık değil. Ama etrafa baktığın zaman bir yalnızlık. Neyse devam edelim. Birbirimizle anlaştığımız için insanlar birbirleriyle konuştuğu zaman, birbirleriyle bir şey paylaştığı zaman o yalnızlığını gideriyor. Çünkü tek sen yalnızsın. Buraya bir parmak gelirse bak iki kişi oldu. Yalnız değilsin. Bunlar anlaşırsa, iletişim kurursa mutlusun. Ancak bu iletişim yöntemi kullandığımız sözcükler yeterli değilse. Bir tane film vardı Arrival diye. Arrival filminde uzaydan uzaylılar geliyor. Onlarla iletişim kurmamız gerekiyor. Ama onların konuşma şekli bizden tamamen farklı. Onların konuşma şekli ne biliyor musun? Ortaya 3 boyutlu yani 3D bir mürekkep gibi bir şey çıkartıyor, bir şekil çıkartıyor ve o çıkardığı şekil aslında bir sözcük yığını, bizim kullandığımız sözcük yığını gibi oluyor. Anlatmak istediğim şey şu, onların kullandığı sistem ya daha iyiyse, biz kötüyüz, kötüyü kullanıyorsak ve bu yüzden sürekli bir yalnızlık hissediyorsak ve bu yüzden mutlak olarak yalnız kalacaksak ne kadar konuşursak konuşalım birileriyle ne kadar iletişim kurarsak kuralım ne kadar o içimizdeki yalnızlığı atmaya çalışırsak da çalışalım kullandığımız yöntem hatalı olduğu için çünkü insan hatalı bir varlıktır hatalı bir şekilde onu kullanacağımız için yalnız kalacağız ve sürekli yalnız hissedeceğiz. Demek ki burada konuşmamız gereken şey şu. Biz sürekli yalnız hissedeceksek bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Bununla yaşamasını öğreneceksin abi. Nasıl öğreneceksin? Kabullenerek. Bir şeyi kabullenmediğin sürece ne dersen, ne yaparsan yap, boş. Önce kabullen. Sen yalnızsın, yalnız kalacaksın. Ne diyordu? Yalnız, yalnız doğdum, yalnız yaşadım, yalnız öleceğim diye bir söz var. O şekilde. Yalnızsın. Bunu kabullen. Bunu gidermek için yüzde gidermek için sürekli bir çaba sarf etmene hiç gerek yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve be. özellikle kanalıma abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Bay bay. Küba bayramda selamlar. <laughs> Herhalde Küba bayramıdır. Şimdi rezil olmayalım. Şimdi burada o kadar şey anlattık. Adam diyecek. Ulan kültürsüz. Ulan neyse. Hadi bay bay.